Yine bir gün bir Amerikalı çift biraz da aceleyle bir şey satın alacaklar. Ayet-el Kürsi'de karar verdiler ama onun ne olduğunu bilmiyorlar. Hemen arkadaşı o İspanya kraliçesi deyince gerçekten çok utandım. Çok fakirdik ama inanılmaz huzur ve mutluyduk. Evet, Nik Merdanyan 1958 doğumlu. Kastamonu'da doğdu. 6 aylık iken İstanbul'a Kumkapı'ya göçtü. Ve çocukluğum ve gençliğim Kumkapı'da geçti. Önce ilkokulu bir Ermeni okulunda, daha sonra Gedikpaşa Ortaokulu ve daha sonra da Ticaret Lisesi ile devam eden bir öğretim hayatım var. Böyle 7-8 yaşında sokaklarda Kumkapı'da galeta satardım. O yılları da inanılmaz özlüyorum. Çok güzel bir çocukluğum ve gençliğim geçti Kumkapı'da. Çok şey özlüyorum. O zamanki komşularımızı, mahalle kültürünü, efendim çok fakirdik. Herkes gibi, herkes ama inanılmaz huzur ve mutluyduk. Bir abim var benim, işte bir de annem. Tek odalı bir odada yaşıyorduk. Ama benim tek hatırladığım o zamanlardan belki kendi içlerinde sıkıntılar oluyordu maddi ama bize hiç hissettirilmedi. Çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Hem şu olarak, aile olarak hem de mahalledeki komşularla olan ilişkilerimizde çok güzel, hoşgörülü yıllardı o yıllar gerçekten. Tam karşında gördüğümüz anne ve baba, onların ilk nişanlılık resimleri Kastamonu'dan. Hemen onun diğer yanındaki benim çiftçi dedem ve oradaki aradaki çocuk benim. Diğer resimde yine diğer dedem ve halam, yengem, annem, babaannem. Saat 12'de okuldan çıktıktan sonra Gedikpaşa'dan koşarak Kapalı Çarşı'da, Bedesten'de bir dükkanda part-time çalışmak üzere gelerek çalışma hayatımı ve çarşıdaki hayatım başladı bu şekilde. 68 yılında bir girdim. Önce bir antikacı dükkanında çırak olarak başladım burada. Bu antikacılık çalışmalarından belli bir süre sonra lüle taşı işiyle uğraştım uzunca bir zaman. Lüle taşında da sanat kısmında o pipoların yapıldığı malzemeyi biliyorsunuz, lüle taşını. Daha çok koleksiyonerlere hitap eden çalışmalarla uzun yıllarım geçti. Daha sonra çok tesadüfen çıkan bir fikir bu yaprak çalışmaları. Oğlumun doğumundan sonra bir kuzenimizin evimize tebrik amacıyla gelirken getirdiği bir saksı çiçekle başlayan bir hikaye. O bitkinin bir gün iki tane yaprağının hafif solmuş olması dikkatimi çekmesi ve her nedense hala sebebini bilmediğim bir şekilde o yaprakları kesip kütüphanede kitaplarımın arasına koydum. Bir tanesine Kanuni Sultan Süleyman'ın Tuğrasını, diğerine de Yunus Emre'nin o güzel sözlerinden "Sev seni seveni" mesajını çalışmaya karar verdik. Sadece evime çerçeveletip götürecektim o gün. Aynı gün bir Amerikalı çift ziyaret ettiler dükkanımı. Birçok pipo satın aldılar. Ve bu sırada bu yapraklarından bahsettim. Kendilerine paylaşmak istedim. Yeni çalışmalar oldukları için. Gösterdiğimde bu çalışmaları hanımefendiye, beni sanırım yanlış anladı. "Kaç para?" diye sordu. Ben de kendisine anlatmaya çalıştım. Bunu göstermemin sebebi sadece paylaşmak amaçlı. Bu ilk defa yapılan bir şey. Ben bugün bunu çerçevesini yaptıracağım ve evime götüreceğim. Çok beğendiğini, çok ısrarla bir tanesini en azından satın almak istediğini söyledi ve de ne diyeceğini de bilemiyorum fiyat olarak. Oldukça şaşırdım gerçekten, satın almayı düşünmesini hiç beklemiyordu. Satın almaz diye öylesine kafamdan bir salladığım bir rakam oldu. Bir 500 dolar dedim kendisine. Hiç alakasız bir şey. Ve inanılmaz bir şekilde biraz düşündükten sonra "peki alıyorum" dedi ve bir Kanuni Sultan Süleyman Tuğrası'nın olduğu çalışmayı satın aldı. Çoğunlukla İslam'a daha çok yakışıyor yaptığımız çalışmalar gerçekten.
ağırlıklı olarak o ve de evrensel güzel mesajlar. Yani Yunus Emre'den, Mevlana'dan ve bütün dünyada çok önemli insanların evine girdi ki büyük bir onur benim için. Cumhurbaşkanlığı hediyelerinde kullanıyorlar. Kraliçe geldi, ziyaret etti. İspanya Kraliçesi'nde var. Genelde böyle çok önemli insanlar geldiklerinde, gelmeden önce haber verirler bana. O gün birden bir dükkana girildi ve kim olduğunu da bilmiyorum. Kalabalık bir grup. Hanımefendi buraya oturdu. Yanında bir arkadaşı. Belli önemli bir insan oldukları. Biraz baktılar, ettiler. Sonra merak ettim, neredesiniz diye sordum. Hemen arkadaşı, o İspanya Kraliçesi deyince gerçekten çok utandım. Bill Gates ve eşinin ziyareti oldu. Bunun dışında birçok yabancı başbakanlar, senatörler, Bayan Clinton, Hillary Clinton da var. Başkan Bush eşi Laura Bush hanımefendi geldi, onu da var. Evet, Beyaz Saray'da iki tane çalışmam gitti. Çok Türkiye'de güzel de sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii, ilgi gösteriyor diye onda, biliyorum. Onda çok çalışmalarım var, evet. Hem çok hediye de verildi kendisine. Biz kendisiyle tanışma fırsatımız olmadı ancak beni çalışmalarımdan bildiğini biliyorum. Çünkü bir seferinde bir ticaret odası başkanının getirdiği bir eser verilirken bana söylenen işte Nick'in yaprağı mı bu diye sormuş. Büyük onur benim için canım. Ama kendisinde epeyce bir eserlerimden olduğunu biliyorum. Çok mutluyum bundan dolayı tabii ki. Size ben eserlerden bazı örnek çalışmalardan resimler paylaşacağım. Şu gördüğümüz çalışma çok güzel bir ev doğası. Ve diyor ki zamanın devamı müddetince Allah o evi neşe sürür evi olarak muhafaza etsin. Mesela bu da tavus kuşunda İsmail Usta. Allah'ın 99 ismi olan çalışmamız. Yine Mevlana'nın çok güzel sözlerinden bir tanesi. Bir mum diğer bir mumu tutuşturarak ışığından hiçbir şey kaybetmez. Bu da çok güzel bir Ayet-el Kürsi ve Rabbi Yesir. Yani kolaylat Rabbim güç olmasın, tamamlat Rabbim hayırlı ise. O zamanki esnaf kalitesi, o karşılıklı olan o güzel ilişkileri artık bu son yıllarda, yani son 15 yılda, 10-15 yılda hiç göremiyoruz. İnanılmaz bir şey var, çöküş var. O bakımdan diyeceğim güzel şeyler yok ne yazık ki. Tabii biz zaten bir avuç kadar arkadaş kaldık burada. Yeni gelen kişiler çok değişiyorlar. Sürekli bir bakıyorsun bir sene sonra kapatıyor, gidiyor. Sadece ticari düşünen bir yardımlaşma ve şey yok, saygı yok. Çok böyle şey, sertler yani. Oğlum York Üniversitesi'nde hocalık yapıyor. Bir gün gelecek tabii ki. Geldiğinde burada bir üniversitede çalışacak. Bu arada en azından bir işin ucundan tutuyor olacak, tesip öğrenecek. Ondan sonra bu çalışmaların atölyesinde bir müddet eğitim alacak, götürebildiği kadar götürecek. York Üniversitesi'nde okuduğunu söylediğiniz oğlunuzun dönmeyi düşünüyor mu Türkiye'ye? Hem özlemim bir tane oğlum hem de bu kadar eğitimi aldıktan sonra bu güzel tecrübesini ülkesinde en azından faydası olması lazım. Dolayısıyla bir de bu ülkenin dışında yaşamak gerçekten çok zor. Dolayısıyla kendi ülkesinde devam ettirmesini hem ben de arzu ettiğim gibi kendisinin de çok arzusu var bu konuda. Oğlumun ilk çıkan dişi gördüğünüz gibi yüzüğümde. İkinci çıkan dişi de annesinin yüzüğünde.
hep bunu hayal etmiştim ben. Daha o bebekliğinden itibaren. Ve çok bunu gerçekleştirdim. Allah bütün çocukları korusun. Yine bir gün bir Amerikalı çift biraz da aceleyle bir şey satın alacaklar. Çeşitli çalışmalarımdan gösteriyorum ve bir ayetel kürsüde karar verdiler ama onun ne olduğunu bilmiyorlar. Sadece görsel olarak beğendiklerini biliyorum. Çok fazla da anlatma fırsatım olmadı. Peki alıyoruz dediler ama lütfen hemen hazırlar mısın paketini? Ben işte kağıtları, efendim poşeti hazırlamak aşamasındayken kendi aralarında da bu arada konuşuyorlar. İşte bunu nereye koyarız? İşte banyoda güzel durur filan diye bir şey duydum. Bütün malzemelerimi geri bıraktım ama çok şaşırdım gerçekten. Dedim siz dedim bunu dedim niçin alıyorsunuz yani nerede? Diyorlar ki vallahi biz de henüz karar vermedik ama bir banyomuzda güzel durur diye düşündük renklerinden deseninden. Dedim bakın eğer siz banyonuz için bir şey almak istiyorsanız ne yazık ki bu seçtiğiniz eser olamaz çünkü burada çok önemli bir şeydir, dua, ayettir ve duadır. Bu kesinlikle banyoya konulmaz. Şaşırdılar gerçekten. Ondan sonra onu anlatmaya çalıştım onun içeriğini. Sonra tekrar biz dediler, iyi ki uyardın. Çok teşekkür ederiz. Biz bunu evimizin en güzel yerine madem öyle koyacağız. Biz hala bunu satın almak istiyoruz deyip böyle bir kazadan son dakikada kurtarmış oldum ve çok önemliydi gerçekten. Bu dükkan daha önce köşedeydim. Aşağı yukarı şu anda 30 yıldır burada. Aşağı yukarı 55-54 yıldır da çarşıdayım ben. Artık burası bir dükkan değil, burası bir evim gibi artık. Yani ben de onun bir parçası oldum zaten. Son yaptığımız çalışma ne dem baki, ne gam baki. Bu da geçer yahu. O kadar güzel bir söz ki. Yine bir gün bir Amerikalı çift biraz da aceleyle bir şey satın alacaklar. Ayetel kürsüde